Merve Elçin Yeni Şarkısı'na gelen tepkileri anlatıyor. Müzikten anlamıyorlar, sanattan anlamıyorlar. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi evet, hepiniz dalga geçiyorsunuz. Hepiniz. Bir tane piç 31 tane gül gönderdi. Kesin buradan bir amına koyayım. Makara yapıyorsunuz. Çok güzel. Yok asla. Geçebilirsiniz, beğenmemiş olabilirsiniz. Ya da keşfette beğeni almak için beni kullanıyor olabilirsiniz. Videolarınız like alsın, izlensin diye daha çok dalga geçiyor olabilirsiniz. Ama unutmayın ki her insanın bir kalbi var. Ve şöyle bir... Abla moralim çok bozuk. Anneannemin ayak bileği kırıldı. Annem hastanede kalacak, evde yalnızım. Bir olay var. Ben... Seni çok seviyoruz, seni çok seviyoruz. Abla çılgın kanklar bekleniyorsun ama gelmeyeceksin. Merve abla Bursa'da buluşma yapacak mısın? Bu benim merhaba. Merve Bella Bella sanki Bella 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 valla. Ağlama takma kimseye. Şimdi. Cemre al Cemre al Cemre al. Abla Burcu'nun ne? Anladınız. Cellat iyi dedi, helal. Bursa ile buluşun. Şarkını söyle anneciğim. Ben hayalimi gerçekleştiriyorum şu anda. Sizin hoşunuza gider, zorunuza gider, beğenmezsiniz. Bu olabilir. Tabii ki de olabilir. Niye ya? Merve Bella Bella! Yani illa herkesin zevkleri, renkleri aynı şey olacak diye bir şey, bir konu yok. Doğru yani. Söylüyor. Ama dalga geçerken, eleştirirken, beğenmemiş olduğunuzu dile getirebilirsiniz. Bu kadar. Ama dediğim gibi saygı sınırları içerisinde. Saygı sınırları içerisinde beğenmediğimi dile getireyim ben. Merve Hanım, yeni yapmış olduğunuz şarkının bizim duyduğumuz, dinlediğimiz kadarıyla ben öncelikle sizin şarkınızı çok beğenemedim. Saygı sınırları içerisinde beğenemedim yani. Teşekkürler. O gibi olmuş. O anlamda değil ya. Altyapı yok yani. Olmamış. Altyapı olmadığı için. Sevgide özgür, saygıda mecbursunuz. Saygı duymak zorundasınız. Bunu doğru. Ben yapıyorum. Nasıl desem? Yani bu benim hayalimdi. Ben bunu gerçekleştiriyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Dediğim gibi size doğru. Kalmış. Ama dediğim gibi ben bir hayalimi gerçekleştiriyorum. Bunu yapıyorum. Ve yani tutup da komple tüm TikTok'un bunun üzerinden... Abla en sevdiğin renk ne? Ya Meryem bak burada ablam bir şey anlatıyor. Sen en sevdiğin rengi soruyorsun bak. Hiç takipçi kitlesi de oralı değil yani, anladın mı? Hiç takipçi kitlesi olayın şeyinde değil yani. Bu takipçi takip ettiğimiz kızımız üzülmüş mü? Hiç tepkiler falan filan. Abla ne renk seviyorsun? Abla babaannemin ayağı kırıldı. Başka bir konu yani, anladın mı? Çağrı en sevdiğin renk ne? Kahverengi. Bak işte Yasin, o soru sorulur mu ya? Yani alay etmesi, prim yapması, yani bunlar hoş şeyler değil. Saygı duymak zorunda da değiliz. Sen bugün bana saygı duymazsan, yarın bir günde sana saygı. Bak Buse'yle buluşun diyor hala. Abla ırmak der misin lütfen? Karma diye bir olay var, biliyor musun? Biriyle, birinin ahını alırsın, biriyle çok... Ya Merveciğim, takipçi kitlesi hiç oralı değil ya. Kime ne anlatıyorsun? Kime anlatıyorsun yani? Çok dalga... Saygı sınırları içerisinde söylüyorum, duyar gaz mı bacım? Bir gün aynı olay olmasa da benzeri bir şey sizin başınıza gelir. Doğru söylüyor. O zaman dersiniz ki neden böyle bir şey benim başıma geldi? Ama işte o an dönüp de abi, can daha der önce misin? Yaptığınız şeylerin aklınıza gelmesi gerekiyor. Doğru. Peki en sevdiğin donun benim... rengi ne? Para bizde 8. plan arkadaşlar. Tamam, buradan konuşursun. Parayla saadet olmaz. Anladın mı? Ya diyorum, çok güzel olmasına gerek yok. Dediğim gibi ben videolarım böyle Instagram'da dolaşıyor. Bana bunları söyledi. Ben bu yüzden işi bıraktım. Ben bu uygulama için, bu uygulamada güzel videolar çekebilmek için. Yanlış anlamayın. Para kazanamıyordum o zaman. 1500 tane videom varsa bunun maksimum 50 tanesinden para kazanmışımdır belki. Merve Bella Bella! Pardon arkadaşlar.
Bir an kaptırdım kendim. Şarkı çok iyi olduğu için. 5 kuruş para kazanmadan ben 1500 tane video çekmişim bu uygulamaya. He? Sonra kalkıp da hiçbir şey yapmayan insanlar, hiçbir şey vermemiş insanlar kalkıp da burada niye miymiş biz de yaptık. Dün bir tane link vardı. Neredeydi? 1 lirasına şarkı yapan çocuk neredeydi? 1 lirasına şarkı yapmışlar. Biz de yaptık abi.